Sevda gelinin mutfağı dekorasyonu zorlaştıracak cinsten dar ve uzun formda. Beyaz lake dolaplarda seramik kulplar tercih edilmiş. Düz ve açık renk ara fayanslarla siyah granit tezgahın uyumu güzel. Beyaz eşyaların tamamının siyah cam olması bütünlük sağlamış. Düz stor perde doğru ancak dilimli ve boncuklu etek uçları yanlış bir seçim. Cam kapaklı fincan dolabı mutfağa renk katmış. Yansımalı gri yolluk ve açılır kapanır beyaz masa mutfağa çok yakışmış. Son olarak üçlü sıralı lambanın tavan göbeği üzerine uygun bir model olmadığını belirtelim ve sözü ev sahibimize Sevda Gelin'e bırakalım. Evet Ceren'cim, madamın mutfağına hoş geldin. Hoş buldum. Nasıl buldun mutfağımı? Mutfağın genel olarak güzel, ben beğendim. Fakat halın spor bir halı. Hı hı. O yüzden fon perde biraz klasik gelmiş alttaki incilerle, onu pek beğenemedim. Bir de bu dolabı sen mi yaptırdın, evde var mıydı? Bu evde yoktu. Sen daha sonradan taktırdık. Hazır bu. Ya bu cam gözükmese bence daha hoş durabilir. Düz şöyle şunlar gibi beyaz olsaydı. Ben hani bizzat bu şekilde istedim. Hani fincanlarım hani gözüksün, daha düzenli, hı-hı, dursun istediğim için. O işte benim için. Ben bana göre tabii ki, hı-hı, senin tercihine saygı, tamam, duyuyorum ama bana göre mesela bu hani, hı-hı, dağınık bir görüntü gibi. Anladım. Kapalı olsa bunlar gözükmese bence daha hoş durabilir gibi düşünüyorum. Renk katsın diye hani camı tercih ettim. Bir de işte, hı-hı, hani fincan çok sevdiğim için hani gözüksün istedim. Hı-hı. Öyle o şekilde. Dediğim gibi avizen de bu arada, yani burası dediğim gibi kalabalık olmasa, hı-hı, iyi olurdu. Halın spor, avizen de ben salon avizesi gibi geldi bana. Yani mutfağa daha böyle küçük ya da daha şey bir avize mi olması gerekiyor? Hani biraz sarkıt ya. Dolaplarımla falan hani uyumlu olsun diye o şekilde tercih ettim. Hı-hı. Bir de hani beyaz ışık ben daha çok seviyorum. Hı-hı. Mutfakta hani fotoğraf falan çektiğimizde daha güzel çıkması için. Öyle o şekilde. Yok avizen güzel. Hı-hı. Güzel değil demedim. Sadece, hı, salon. Mutfağı klasik. Hı-hı, anladım. Büyük. Zaten o alçıpana da tam oturmamış. O göbeğe tam oturmamış. Evet, oturmuyor. Aynen. Hı-hı. Maalesef oturmuyor. Hani oraya ben böyle tekli dolayı, yine beyaz olabilir. Tabii, hı-hı, ki tekli bir avize beklerdim. Anladım. Biraz daha böyle spor olabilir halının uyumlu olması, anladım, için. Onun dışında güzel avizeni de beğendim. Sorun, tamam, yok yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Avizeni ne kadar aldın? Avizemin fiyatı 400 TL'ydi. Tamam, teşekkür ederim. Benim rica başka ederim, yorumum yok. Ben gideyim, diğer kızlar gelsin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Mutfak bence çok alakasızdı. Hani halı ben bırakın beni artık gideyim diyordu gibi. Hiç ben bir uyum bulamadım mutfakta açıkçası. Selen'cim, mutfağıma hoş geldin. Hoş buldum. Nasıl buldun mutfağımı? Mutfağını güzel buldum. Teşekkür ederim. Yani siyah beyaz uyumu güzel. Hı hı. Sadece burada siyah beyaz kullanmışsın ama gerçi bu da altın, o da altın. Çok bağdaştıramadım ikisini birbirine. Bir de şuradaki bakır kap dikkatimi çekti. O bakır kap bana babaannemden hatıraydı. Kaldırmak istemedim o yüzden. Onu sen bana getir. Bende onlardan bir sürü var. Bana, hı, hediye etmiş olursun, tamam, belki getirir ki. Hatırası biraz zor. Yani şöyle siyah beyazı bir şeyle patlatmak gerekiyor genelde. Bir kırmızı veya başka bir renkte. Ben de gold'la patlatmak istedim. Hadi. Ama o şekilde. Çok da boğmadı. Boğduğumu düşünmüyorum. Yok, boğmak değil de çok alakasız geldi bana. Hani, hı, yani burası spor, halın bir tık spor, altın rengi bir tık sanki, anladım, farklı gibi geldi. Bir de storum var sanırım. Perde yok başka. Bir tek arkada var, tülü var. He, tamam. Sadece balkon kapısı olduğu için şey yapmak zorunda kaldım. Sadece store tercih etmek zorunda. Çünkü balkon kapısını açıp tekrar girip çıkmak zor oluyor. Sıkıntı oluyor. Anladım. Evet. Tamamdır. Genel beğendim. Hı-hı. Güzel mutfağın. Ferah. Teşekkür, temiz, ederim. Ben teşekkür, olun, ederim. Teşekkür, ben şimdi, ederim, gideyim, kızlar gelsin. Tamam. Kusura bakmayın, size böyle tek tek davet ediyorum ama mutfağım biraz dar olduğu için hiç sorun aynı anda alamıyorum. Tamam. Teşekkür, hiç sorun, ederim, değil. Mutfak biraz basit geldi. Siyah, beyaz ve gold. Çok alakasız buldum mutfakta. Çok hoşuma gitmedi. Nuray'cığım, mutfağıma hoş geldin. Hoş bulduk Sevda'cığım. Nasıl buldun mutfağını? Yorumlarını bekliyorum. Şöyle genel olarak standart bir mutfak öncelikle. Hı-hı. Şurasını çok beğenemedim. Çok, hı-hı, karışık duruyor. Keşke bunları renklerine göre dizseydin. Bir de, hı-hı, bunların yanında o tabloyu renkli yapman biraz karışık gelmiş. Burayı komple, hı-hı, karıştırmış. Anladım. Onu çok beğenemedim. Masanı açılır kapalır tercih etmen güzel, hı-hı, olmuş. Halamdan olduğu için öyle tercih etmek için aynen iyi, evet, oluyor. Sandalye kullanmıyor musun? Kullanıyorum. Onları şu an hani kalabalık olmasın diye, hı, kaldırdım buradan. Hı hı, normalde sandalyelerim. Onun dışında tezgahının üstü biraz boş geldi bana. Yani şöyle çok doldurmak istemedim. Hani zaten kahve köşesi belli. İşte robot. Şöyle genel olarak tezgahını biraz boş, hı-hı, buldum. Günlük hayatta kullandığımız şeyleri koyabiliriz, hı-hı, bence. Yağdanlıktır, baharatlıktır, evet, onları kullanabiliriz bence. Çok kalabalık olmasın diye, görüntü kirliliği yapmasın diye ben de kaldırmak istedim. Bence görüntü kirliliği olmuyor. Ya günlük kullandığımız şeyler öyle tabii zaten. Ama işte. Onun dışında perden güzel, küçük mutfak zaten, hı-hı, standart. Kapının rengi bence mutfakla alakasız. Boyayabilirdin. Onu yani ev sahibi ben değilim. Ev sahibi onu izin vermiyor. Vermez, hiçbir ev sahibi izin vermedi. Sormadık, aklımıza da gelmedi yani o şekilde. Ama o belki kapıyı değiştirmek biraz fazla zor.
Anladım. Onun dışında avizen güzel ama buraya bir tık fazla büyük gelmiş. Ya ben işte mutfakta salon... ışığı fazla sevdiğim için o şekilde tercih ettim. Ya daha yüksek daha volt bir ampul vardı. Kullanabilirdin mesela. Buraya 3 tane ışık bence fazla olmuş. Avize büyük yani büyük gelmiş birazcık. Genel olarak uyumlu mutfağıma tarz olarak. Dolap kulpların güzel ama buraya göre klasik kaçmış. Mutfağın spor güzel ama kulpların klasik duruyor. Zaten ben normalde o kulplar gümüştü, metal gümüştü. Biz daha sonra değiştirdik hani tezgah siyah, hani siyah beyaz ağırlıklı olsun. Bir şeylerle de işte patlatmamız gerektiği için ben işte gold aksesuarlar. Anladım. Ekstra işte tablo falan o şekilde değerlendirdim. Tezgahın düz siyah olmasını sevdim. Siyah, beyaz, siyah uyumunu seviyorum zaten ben. Güzel. Onun dışında beyaz eşyaların... Hepsi siyah. Hepsi siyah. Siyah ve cam. Tamam, süper, sevdim. Benim yorumum bu Teşekkür kadar. Teşekkür ederim. Mutfağı çok beğenemedim. Çok sıradan bir mutfaktı bence. Bir anksiyetesi yoktu. Herkesin evinde olabilecek standart bir mutfaktı. Büşra'cığım, mutfağıma hoş geldin. Hoş buldum hayatım. Nasıl buldun mutfağımı? Yani ben burayı ne yapmak istediğini anlayamadım. Şimdi orada bir yazı görüyorum tek başına. Biraz golden var. Yani ben burada ne yapmak istediğini anlayamadım. Evet, bir şey düşünmüşsün ama sanki uygulayamamış gibisin. Yani şurada goldlar var biraz. Öyle. Burası çok iyi. Senin fikrin mi? Bu benim fikrim de hazırdı bu. Özel yapım değil. Güzel olmuş. Şöyle yani biz ev sahibi olmadığımız için hani kendimize göre çok bir şey de yapamıyoruz. Yapabildiğimiz kadar. Ama hani ben renklerle işte hani tamamlayabileceğim şeylerle beyaz eşyalarımla, kuplarla falan o şekilde hani uydurmaya çalıştım. Beyaz eşyalarını siyah tercih etmişsin. Siyah tercih ettim. Evet, yani temizliği seven bir insan için kolay. Yani ben avizeni gerçekten hiç beğenmedim. Bir de göbeği üstüne koymuşsunuz. Yani bu avizeyi aradın mı yoksa burada mıydı? Yok, hayır, onu ben buraya uygun gördüğüm için o şekilde aldım. Anladım. Işığı da çok fazla sevdiğim için o yüzden üçlü aldım. Yani eğer sen memnunsan buradan. Beyaz eşyalarının fiyatını merak ediyorum. Beyaz eşyalarımızı biz 25 bin almıştık 2 sene önce. Sadece buzdolabın mı? Yok, buzdolabı. Ve bulaşık makinesi, Ankastre seti. Yani çok bir şey diyemiyorum. Yani bu salona daha uygun gibi. Hani salondan ama şöyle hani siyah beyazı genelde bir kıyafet giydiğimiz zaman da bir gold'la patlatırız ya. Ben de mutfağımda hani o şekilde yani patlatmak istedim. Ben patlatmıyorum. Eğer sen patlatıyorsan bilemeyeceğim. Öyle. Yorumların bitti mi Büşra? Evet, benim yorumlarım bitti. Zaten burada da çok yorumlanacak bir şey yaptıysanız. Hayırdır, biraz gergin gibisin Büşra. Özel bir sebebi var mı? Hayır, gergin değilim. Sadece burada ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalıştım. Zaten kiracıymış, ona okey. Hiçbir problem yok. Yani ben en azından para harcayabilirdim yani. Şunun bir rengini siyaha çevirebilirdim. İşte tezgaha madem gold dedin, devamlılık getirebilirdim. Yani tek başına bu mesela... Para harcayabildiğimiz kadar zaten harcıyoruz evimize hani kiracı olduğumuz zaman. O zaman bunları yani gold yapmak istiyorsan bunları gold'a çevirseydin. Onları gold'a çevirmiştim, sonra daha güzel durmadı. Hani tezgahla siyah beyaz uyumlu olsun diye o şekilde aldım. Zaten normalde dediğim gibi metal donlu kupları. Biz hani siyah beyaz tercih ettik. Bu halıyı kullanmak kolay oluyor mu peki mutfakta? Kolay, makineye de giriyor. Altı şey kilim tarzı olanlardan, deri olanlardan değil. Yani this is. Yani Büşra. Yorumlayabileceğim çok da bir şey yok şu anda hani. O böyle tercih etmiş. Teşekkür ederim. Rica yani ederim. Bu benim mutfağım. Herkesin hani zevki zaten farklıdır. Herkesin hani zevki kendi tarzını yansıtır. Evet. O şekilde uyum var mı yok mu zaten onu tartışıyoruz biz. Yorumlarına bakılırsa mutfağı pek beğenmedin. Yani bana uygun değil. Bence onun da tarzı bu değil. Yani henüz bulma aşamasında diye düşünüyorum. Neyse, yorumlarınız bittiğine göre artık ödüllü oyunumuzu oynamaya geçelim mi? Gidelim, evet. Görelim. Hazır mısın Sevda? Hazırım. Hadi buyurun gidelim. Bir şeyler yapmaya çalışmış ama ne yaptığının bence kendisi de farkında.